billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konya FM ile Kon TV'nin ortak yayınıyla sunmuş olduğumuz İftara Doğru programıyla orucumuzun 10. iftarında tekrar sizlerle beraberiz. Her birinizi canla başla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslüman insanı tarif ederken Müslüman başkalarının elinden ve de dilinden emin olduğu kimsedir. Başka bir hadis-i şerifte de mümin insanı Efendimiz tarif ederken başka insanların o kimsenin elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir diye tarif eder. Yani Müslüman insan öyle insandır ki herkes onun elinden, onun dilinden emindir. Ancak dil deyince bazen farkına varmadan öyle hatalar yapabiliyoruz ki hem de en büyük günahlardan bir tanesini kolayca zevk ile işleyebiliyoruz. Bazen bunun farkında bile olmuyoruz. Biz buna gıybet diyoruz. Hani vallahi gelsin yanında da söyleyeyim kardeşim, çekinecek bir şeyim yok diyerek de kendimize bir destek bulmaya çalışıyoruz. İşte efendim, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam orucu tarif ederken aynı zamanda azaların tamamına oruç tutturmaktan bahsedilir hadislerde. Gıybet yapan insana açlıktan başka bir şey kalmamıştır diye bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Dolayısıyla oruç bize hem nefsimizi terbiye etmeyi hem de dilimize, elimize, efendim tüm azalarımıza mukayyet olmamızı öğretmek ister. Bugün nasip olursa inşallah çağımızın hastalığı dedikodu ve gıybeti inşallah konuşacağız. Kiminle diyeceksiniz tabii ki? Ta uzaklardan bir misafirimiz, bir hocam, bugün davetlimiz, misafirimiz. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Amasya Suluova'mızdan kalktılar. Buraya kadar teşrif ettiler. Emekli vaiz, aynı zamanda emekli Kur'an kursu hocası, kıymetli Recep Katırcı hocam aramızdalar. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Hocamı ben ta 1991'den bu tarafa çok iyi tanırım. Hocamla 20 yıldan bu tarafa, tam 20 sene olmuş hocam. Her sene mutlaka ya hacca veya umreye beraber gideriz. Hocamdan biz çok istifade ettik. İstiyoruz ki ülke insanımız da müstefid olsun. Ben bu kadarını söyleyeyim. Sözü fazla uzatmayayım. Sözü birazdan efendim Kur'an tilavetinden sonra hocama bırakacağım. Sahurda da mutlaka bizi takip edin diyorum. Sahurda da hocam uzaktan geldiği için misafirimiz olacak. Sahurda öldükten sonra bizi neler bekliyor? Böyle adım adım, yani mahşerde hangi aşamalardan geçeceğiz? Hocam bize 7 defa durdurulacağımızdan, 7 yerde hesap vereceğimizden bahsedecek. Özellikle sahurdaki programımızda şimdiden bir yere not alın. Saat 2:15 geçe bizi izleyin derim. Her programımızda olduğu gibi bugün de sözlerin sultanıyla, yani Kur'an'ımızla inşallah başlayacağız. Yavuz Sultan Selim, Yavuz Selim Ceylan hocam inşallah bizlere Hucurat suresi 10 ila 13. numaralı ayetleri okuyacak konuyla alakalı olduğu için. Şimdi her şey sussun, sözlerin sultanı Kur'an konuşsun. Yavuz Selim hocam okusun, buyursun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna
فَتُبْتُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. يَا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم
Ya وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم Âmennâ ve saddaknâ. Kıymetli Hasan Hüseyin Ceylan diyesim geldi, görüyor musun? Yavuz Sultan Selim, çok sevdiğim için böyle söylüyorum sevgili hocam. Yavuz Selim Ceylan hocama teşekkür ediyorum, yüreğine sağlık. Rabbimiz okunan Kur'an'ımız ile cümlemizin gönüllerini ihya eylesin. Bu duayı bilerek yapıyorum. Kur'an-ı Kerim birinci etapta hayatta olanlar içindir. Ölüler için değil. Biz hep okur Kur'an'ı hemen bir torbaya koyar, ağzını bağlar, doğru mezarlığa indiriveririz. Bilerek ve kasten ısrarla bu duayı yapıyorum. Çünkü Rabbimiz öncelikle hayatta olan bizlerin gönüllerini Kur'an'la ihya eylesin. Allah'ımız tüm geçmişlerimize, Kur'an'ımıza rahmet eylesin. Kıymetli Recep Hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Recep Hocam, dünyayı maddi gözle değil, gönül gözüyle görenlerimizden kıymetli büyüğümüz. Aynı zamanda kurra hafız. Şu anda da Suluova'da bir kız Kur'an kursumuzda günlük onlarca hafız kızımızı dinliyor. Öyle zannediyorum kızlarımız da bizi takip ediyorlardır. Buradan hocam, Kur'an kursumuzun adı neydi? İlim Yayma Süleyman Karagöz İrfan Kız Kur'an Kursu. Buradan inşallah tüm Kur'an Kursu personeline, tüm hafızalarımıza, tüm yavrularımıza kocaman selam ediyoruz. Hocam, Nurettin Kocakemen Stuttgart'tan yazmış, selam ediyor. Zafer Özel zaten hocam selam etmiş. Ablam özellikle hocam selam ediyor. Aleyküm. Efendim Almanya Ulüm'den kardeşlerim yazmışlar. Ankara'dan Hakan kardeşim yazmış. Kur'an Sevdalıları diye bir WhatsApp grubu var, oradaki hafızlar selam etmişler. Aleyküm. Efendim Atilla Bey kardeşimiz ta Weissenburg'dan hocam yazanlar olmuş. Bizim İhya Tur'dan Cemal abi hocam özel selam etmiş. Rüstem Aslan baba Adana'dan selam etmiş. Danimarka'dan hocam Ömer Kiriş özel selam etmiş sizlere. Mustafa Ayhan Eyüp Sultan'dan selam etmiş. Hocam Fatih Haydar'ımız var, bilirsiniz değil mi? Biliyorum. Bizim Haydar, Mehmet Haydar hocam vardı. Nur içinde yatsın. Amin. Fırlanta insanlardan birisiydi. Makamı cennet olsun. Onun güzel Kur'an okuyan oğlu Fatih'imiz. Muhammed Bıçak geçen buradaydı, hafızımız selam etmiş. Aleykümselam. Yine Köln'den Aytin Hanım selam etmiş. Kastamonu'dan Beyhan. Ayşe Kılıçoğlu teyzemiz umrecilerimizden selam etmiş. Muharrem hocam Berlin'den selam etmiş. Dost TV'de bir Gülsüm kızımız var, selam etmiş. Hocam Fatih Akıncı bizim umrecilerden hatırlar mı diye sormuş, selam etmiş. Hocam daha çok kişi var da ben bu kadarını söylemiş olayım girişte. Sevgili hocam, çağımızın hastalığı gıybet dedik. Çok kolayca düştüğümüz bir tuzak gıybet. Hocam gıybet nedir, önce oradan bir girelim. Ondan sonra gıybetten nasıl korunabiliriz, ne gıybettir ne değildir. Ne zaman gıybet caiz olur, bu ve buna benzer sorular hocam. Sohbetimizin akış içerisinde ben size soracağım. Hocam buyurun, söz sizin. Teşekkür ederim.
Gıybet bir kişinin arkasından konuşmak, onu üzecek şekilde onda bulunan bir şeyi söylemek. Zaten bulunmayanı yapmadığını söylerseniz o iftira olur, daha büyük günah olur. Ancak gıybet Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle toplumun huzurunu bozan, güveni yok eden, insanları birbirine sevgiyi bir tarafa bırakıp düşman olma yolunu açan bir hastalıktır. Toplumumuzda çok yalan. Dil hastalığı. Evet hocam. Dil afeti. Dil hastalığı. Gerçi ifade edeceğim, avam halkta, toplumda gıybet dil ile yapılır. Ama tasavvufta kalp ile de gıybet yapılır. Allah Allah. Örneklerini vereceğim inşallah. Haydi evvela hocam. Kur'an ayetiyle başlayacak olursak, Rabbisül Celal şöyle buyuruyor. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Müslümanlar birbirinizi gıybet etmeyin, çekiştirmeyin, arkasından üsülecek şekilde konuşmayın. اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ Sizden birini sever mi? İster misiniz? اَنْ يَكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا Ölü kardeşinizin etini yemeyi, ölü kardeşinizin, kardeşinizin etini yemeyi sever misiniz? Fekerihtumu. Nefret ettiniz değil mi? Vettegullah. Öyleyse Allah'tan korkun. Şimdi Allah-u Zülcelal gıybet etmeyin demekle bırakmamış, onun çirkinliğini anlatmak için bir temsil yapmış. Ölü kardeşinizin etini yemek. Gıybette dört şey vardır. Bir, kardeşinizin hakkında aleyhinde konuşursunuz. Duyduğu zaman üzülecek. Yanında söyleseniz çekineceğiniz bir şeyi anlatmak. Ama hocam diyor ki adam, vallahi yüzüne bile söyledim bunu kardeşim diyor. İşte, yani yüzüne söylerse caiz mi oluyor bu? Son derece pervasız bir ifade. Bu sığınma aslında. Çünkü yüzüne söylediğiyle arkadan söylediği arasında ince noktalar vardır. O ince noktaları gizliyor. Onun sadece dış yüzünü anlatıyor ve yüzüne de söyledim diyor. Çekindiği taraflarını söylemiyor tabii. Ama o olmadığı zaman o ince noktaları öne çıkarıyor. Bir defa gıybet bu haliyle haram, günah. Ama kardeşinizin gıybetini yapıyorsunuz. Din kardeşinizin. Bu ikinci bir günah. Çünkü kardeşe karşı bir sevginin olması lazım. Gıybet işte o sevgiyi yok ediyor. O sevginin olmadığının ifadesi. Bir insan sevdiği kişinin gıybetini yapmaz, yapamaz. Dolayısıyla eğer birinin gıybetini yapıyorsa demek onu sevmiyor. Bunu açıkça ifade etmiyor. İkinci husus, din kardeşinin, kardeşinin gıybetini yapmış olması. Üçüncüsü, ölü eti yemek. Şimdi, böyle bir örnek çirkinliği anlatmak için. Evet hocam. Gıybetin ne kadar çirkin olduğunu anlatmak için. Yani bu şu demek,
Hocam bir de insan etinden bahsediliyor. Onu söyleyeceğim evet. Şimdi. Şimdi kardeşinizin ifadesiyle siz kardeşinizin gıybetini yapınca onu manen öldürmüş oluyorsunuz. Halk arasında itibarı olan bir kişiyi siz çıkarda derseniz ki onu sevenlere, siz ona güveniyorsunuz ama ben onun şu hallerini biliyorum. O güvendiğiniz kadar itimat edilir kimse değildir der ve bir takım da doğru yanlış örnekler verirse manen o kişiyi öldürmüş olur. Çünkü onu sevenlerin gözünden onu düşürür. Demek manen öldürmüş. Manen öldürmüş olur. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bununla da bırakmamış, etini yemek gibi diyor, buyurmuş. İnsan etini yemek haramdır. Evet. Ölümle karşı karşıya kaldığı zaman bir insan ölmeyecek kadar domuz eti yiyebilir ama ölmeyecek kadar insan eti yiyemez. Allah Allah. Evet. Oo. İnsan eti yenmez. Çünkü insan kerametli varlıktır. Mükerrem varlıktır. Ve lekad kerremna beni Adem. Allahu Zülcelal öyle buyuruyor. O onun içindir ki insan ölünce toprağa gömülüyor. Şerefli olduğu için. Şerefli olan her şey toprağa gömülür. Allah Allah. Yakılmaz, atılmaz, o hakaret olur. İşte onun için insan etini yemek çok çirkin olduğu kadar caiz de değildir. Ve bir de düşünürseniz insan hiçbir zaman çiğ et yemez. İnsan eti pişirir de yer. Halbuki insan etini yemek ayrı bir haram, onu pişirmek, ateşe tutmak dedim ya ateş Allah hakarettir. Allah. O evet. Ayrı bir hakaret olur. Subhanallah. İşte bütün bunları bir araya getiriyor. Allahu Zülcelal ona dikkat çekiyor. Gıybet böyle bir bela, böyle bir hastalık. Ama son derece hızla yayılan bir hastalık. Hocam yayılan ne demek? Bugün bir takım televizyon programlarına bakıyorsunuz, magazin deniliyor ya. Evet. Tamamıyla dedikodu hocam. Evet. Işte. Hem dedikoduyu meşrulaştırıyor, hem de bir takım kimselerin yaptığı gayri ahlaki, gayri İslami yaşam tarzlarını meşru saymaya, göstermeye çalışıyor. Evet. Evet hocam. Şimdi gıybet meselesi ciddi bir mesele. Buradan şuna dikkat çekmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Şu anda Ramazan'da olduğumuz için söylüyorum. Efendimiz buyurmuşlar ki, Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı cennettir. Şimdi, Ramazan sabır ayıdır deyince biz bu sabırdan ne anlıyoruz? Evet hocam. Hocam işte, yemeğe sabır anlıyoruz biz buradan. Yemeği, içmeyi bırakıyoruz. Oruç tutuyoruz çünkü. Evet. Ama bu orucun şartı zaten. Yemeği, içmeyi bırakmadan oruç yok ki. O zaman oruç olmaz. O orucun şartı o değil. Evet. Onu ayrıca söylemeye gerek yok. Eğer bundan ibaretse o zaman muhal ifade edilmiş olur. Öyle bir şey yok. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dikkat çekmek istediği şu. İmsaktan iftara kadar oruç ibadeti devam eder. Siz uyusanız da ibadet halindesiniz. Siz sokakta gezip dolaşsanız da ibadet halindesiniz. Oruç tutan insan değil mi hocam? Oruç tutan insan. Evet. Siz
televizyon programı da yapsanız ibadet halindesiniz. Öyleyse bir taraftan ibadet yapılırken bir taraftan günah işlenemez. Çünkü günah o ibadeti ifsad eder. Bala sirke katmak gibi olur. Hocam bunun, oruç tutanın siz gıybetini mi şimdi bununla kastediyorsunuz? Anlatacağım şimdi. Evet hocam. Mevlana'nın çarpıcı bir örneği var. Diyor ki, hayvanlar su içmek için dere kenarına inerler. Dere pırıl pırıl akar. Ama onlar kenarda durup suyu içmezler, içine girerler. Allah Allah. Bir taraftan kirletirler, bir taraftan içerler. İşte bir taraftan ibadet yapıp bir taraftan da günah işleyen insan hayvanlar gibi yapmış olur. Allah Allah. Hayvan sorumlu değildir. Aklı da yoktur. Ama insan yaptığı şeyden sorumludur. Öyleyse insanınki hayvanınkinden daha büyüktür. Evet. Şimdi öyleyse iftardan, imsaktan iftara kadar geçen zaman ibadetle dolu ise bunun içerisinde yalan olmayacak, gıybet olmayacak, dedikodu olmayacak, kötülük olan hiçbir şey olmayacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana birisi sataşırsa ben oruçluyum de. Cevap verme, oruçluyum de. Yani orucum bozulur sana cevap verirsem. Ben sana cevap veremem de. Allah Resulü öyle buyuruyor. Evet. Peki gıybet edilirse hakikaten oruç bozulur mu? Hakikaten bozulmaz ama manen bozulur. Yani zahirde bozulmaz görünürde. Zahirde bozulmaz. Evet hocam. Herhangi bir ceza gerekmez. Sevabı oruç, gider değil mi hocam? Oruç borcu ödenmiş olur ama sevabı gider. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan sabır ayıdır buyururken Ramazan'da oruç tutulacaktır. Binaen aleyh, her zaman yasak olan o kötülükleri eğer ibadet esnasında işlerseniz, yaptığınız ibadetin de sevabını götürür. Öyle sabırlı olacaksınız ki, size sataşana bile cevap vermeyeceksiniz. İşte öyle olursa, o zaman sevap olur. Bu, Allah Resulü'nün ifadesi, İnnemâ yüveffes sabirûne ecrahum bi gayri hisab ayetinin bir bakıma tefsiridir. Allahu Ekber. Allahu Zülcelal ne buyuruyor? Sabredenlerin mükafatı hesapsız verilecektir. Hesapsız ne demek? Ne demek hocam? Hesapsız ne demek? Efendim milyarlar, trilyonlar, katrilyonlar sizin rakamlarınızın kat kat üstünde bile olsa, eğer bir yerde bitiyorsa o hesaplı demektir. Öyleyse hesapsız sevap verilecek demek, ta sen cennete gidinceye kadar o sevap devam edecek, yazılacak demek. Allahu Ekber hocam, Allahu Ekber. Ama işte o sabrı gösterebilenler için. Onun için Allah Resulü dikkat çekiyor. Bu bakımdan Ramazan'da çok daha dikkatli olma mecburiyetindeyiz. Ve hemen ifade edeyim. Buraya kadar anlattığımız gıybet, dil ile yapılan gıybettir. Hocam dilin dışında da mı var gıybet? Dilin dışında da gıybet vardır. O nasıl bir şey hocam? Havas kalbe de kötülük gelmeyecek diyorlar. Bir kimsenin aleyhinde bir şey söylemiyor. Kalbine bir kötülük gelirse onun hakkında kalben gıybet etmiş olur.
Cüneyd-i Bağdadi Kuddisesi Ruh Hazretleri vaaz ediyormuş. Bir tane delikanlı saflar arasında dolaşıyor, dileniyormuş. Cüneyd'in dikkatini çekmiş. İçinden kimseye bir şey dememiş de öyle kalbinden geçirmiş. Ya delikanlı insan. Yani buna niye tenezzül eder? Kendisini bu kadar düşürür. Çalışsa kazansa daha iyi değil mi gibi kalbinden geçirmiş. Rüyasında iki kişi gelmiş, bir tabak getirmişler. Bunu sana gönderdiler, bunu yiyeceksin demişler. Açmış tabağı, o dilenen kişi kızartılmış, konulmuş. Allah Allah. Demiş ki aman ben nasıl yerim bunu? E dün vaaz ederken hani düşünüyordun ya, işte o zaman yiyordun bunun etini. İşte gıybet böyle bir şey. Kalbin gıybeti böyledir. Subhanallah hocam. Evet. Sevgili hocam, bir de hangi annelerimizden hangisi bilemiyorum. Ayşe Sıddık'a olsa gerek. Diğer annelerimizden bir tanesiyle alakalı böyle bir... Kısa demiş. He hocam. Hazreti Ayşe, Zeynep binti Hüzeyme için kısa boyluymuş. O kısadır demiş. Ve Allah Resulü de ikaz etmiş. Buna dair birçok örnekler var da tabii ben... Hocam sade o değil. Ağzındakini çıkartıyor herhalde peygamberimiz. İşte onun için, onun için diyor. İkaz etmiş diyorum ya. Ya ağzından bir et parçası Peygamber çıkartmış. Sallallahu aleyhi ve selleme iki tane genç kız oruç tutuyorlarmış. İyice bunalmışlar. Babalarına demişler ki Resulullah'a git. Biz çok bunaldık. Orucumuzu açabilir miyiz? Ne buyurur Efendimiz demişler. Adam gelmiş. Durumu arz etmiş Allah Resulüne. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar oruçlarını açtılar ya demiş. Allah Allah. Adam gitmiş siz orucunuzu açmışsınız ya demiş. Demişler ki hayır baba biz orucu açmadık, iftar etmedik demişler. Adam tekrar gelmiş. Efendim iftar etmemişler, açmamışlar. Yani iftar orucu açmak, bozmak. İftar karın doyurmak değil. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, onlar birisinin gıybetini yaptılar. Bir çanak götürün, o çanağı kussunlar. Allahu Ekber. Götürmüşler, çanağı kusmuşlar, kan, et parçaları dökülmüş. Fesubhanallah hocam. Allahu Zülcelal, ölü eti yemek gibidir buyurmuş. Tabii burada ince bir nokta da şu, dikkat ediyor musunuz? İnsanlar gıybet ederken, bundan zevk alırlar. Evet hocam. Zevk hocam zaten alarak, bizi düşüren nokta da o zannediyorum. Evet, değil mi? Zevk alarak yaparlar. Şeytan gelir, şeytanın işi o. Sanki onun ağzına şöyle bal sürer, o da dudaklarını yalıya yalıya gıybet eder. Allah Allah, Allah Allah. Hasan Basri Kuddise Sirruh Hazretleri'nin gıybetini yapmışlar birileri. Onu da birisi getirip Hasan Basri Hazretleri'ne anlatmış. Falan senin gıybetini yapıyor diye. Hasan Basri Hazretleri bir helva almış, bir de mektup yazmış, o adama göndermiş. Kardeşim, duydum ki benim gıybetimi yaparak benim günahlarımı almışsın, ben de onun karşılığı olarak sana helva gönderiyorum demiş. Kardeşler, gıybet böyle bir beladır.
Hocam o helvayı niye göndermiş, orayı çözemedim ben. Günahlarımı alıyorsun gıybetimi yaparak, bana iyilik etmiş oluyorsun demiş. Evet hocam. Ben de sana karşılığında helva gönderiyorum demiş. Şimdi gerçekten günah alınır mı? Evet. Dünyada olmasa da ahirette haklaştırmaya gittiğinde adam ne yapacak? Ya onun günahını yüklenmiş olacak veya kendi sevabından verecek ki onun karşılığında haklaşma olsun. Sevgili hocam, yeri gelmişken şunu söyleyelim. Kıymetli izleyenlerimiz, ben hocamın sözünü özellikle bilerek kesmiyorum. Hani konu tamamlansın diye. İnşallah sahur programında hocam özellikle bu haklaşma işi nasıl olacak? Bunun detayına girecek. Yani mahşerde hangi aşamalardan geçeceğiz? Ne kadar sürecek? Nasıl olacak? Nasıl hesaplanılacak? Bu konuların detayına gireceğiz inşallah. Buyurun hocam. Evet. Hocam şunu sormuş olayım size. Hani konuyu da dağıtmadan siz mutlaka yine devam edin. Buyurun. Şimdi her Müslüman gıybetin haram olduğunu iyi biliyor. Yani belki vaaz edecek kadar da biliyor. Ancak hocam biz niye buna rağmen illa bu hataya düşüyoruz? Yani bunun haram olduğunu nasıl idrak edebiliriz? Ne yapabiliriz acaba diye de düşünüyorum. Şimdi bütün günahları herkes biliyor. Evet. Bilmek günahı terk etmek için yeterli sebep değil. Ne yapmak lazım hocam o zaman? Günahı bilmek yetmiyor. Onun doğuracağı akıbet nelere sebep olacak? Onları iyi bilmesi lazım. Allah Allah. Şimdi düşünün. Dünyada adam akşama kadar oruç tutuyor. Ramazan diyor. Bir taraftan gıybet ediyor. Onun tuttuğu o orucun sevabı ahirette alınıp da gıybetini yaptığı kişiye verildiğinde ve sevapsız bir oruç tutmuş olan insan Allah Allah. Bunu idrak edebilmiş olsa o zaman gıybeti yapabilir mi? Tabii ki yapamaz hocam. Onun için yaptığı şeyi hissetmesi lazım. İçinde duyması lazım. Akıbetini bilmesi lazım. Ama bunun için bana göre temel şart imanın güçlü olması lazım. İman zayıfladıkça günahlar insana kolay gelir, hafif gelir, basit gelir. Allah korusun ya. Onun için imanı güçlendirmek lazım. Zaten ibadetlerin bir hikmeti de imanı kuvvetlendirmektir. Artırmak değil, iman artmaz, eksilmez. Ama iman kuvvetlenir veya zayıflar. Hocam belki kısaca hemen konumuz dışında ama önemli olduğu için söylüyorum. İmanımızı güçlendirebilmek için ibadetler bunun için dediniz aynı zamanda hikmetlerinden bir tanesi. Evet. Başka ne yapılabilir acaba iman güçlensin diye ki bu tehlikelere düşmeyelim hocam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına buyurmuşlar ki imanınızı yenileyiniz. Ceddidu imanakum. Ya Resulallah nasıl yenileyelim demişler. Efendimiz buyurmuşlar ki kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti çok söyleyiniz. Allah Allah. Her kelime-i tevhidin söylenmesi imana güç katar. Her kelime-i şehadetin söylenmesi imana güç katar. Burada söz buraya kadar gelmişken bir noktaya dikkat çekeyim. Kelime-i şehadette de kelime-i tevhidde de mana Allah'tan başka ilah yok. Değil Amenna mi? Amenna hocam. Ama kelime-i şehadette bir de eşhedü ifadeleri var. O niye? Bu şunu ifade eder.
bir insan gözüyle gördüğüne mi daha çok inanır, duyduklarına mı? Normalde gözünde gördük. Elbette gördüklerine daha kesin inanır. İşte eşhedü en la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına ben şehadet ediyorum demek, gözümle gördüğüm şeye ne kadar inanıyorsam onun kadar güçlü inanıyorum demek. İnancın gücünü ifade ediyor. İnancın gücünü ifade ediyor. Evet hocam. İşte tekrar edilmesi imanı güçlendirir. Onun için Allah Resulü'nün tavsiyesi Ramazan'da kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi çok yapınız buyurmuşlar. Yani la ilahe illallah'ı çok söyleyin. La ilahe illallah veya eşhedü en la ilahe illallah birlikte de söylenebilir bunlar. Çok söyleyin buyurmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli hocam. Evet. Sevgili hocam, Kur'an'da böyle bu kadar üzerine basılarak ve bu kadar ağır bir benzetme yapılarak verilen başka bir sanki haram görmüyorum. İşte evet. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا bir o var çok ağır. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi cehennemliktir. Allah'ın lanet onun üzerinedir deniliyor. Ve ona çok canı yanacağı bir azap hazırlanmış. Mümini öldürmek, bir de bu gıybet konusu. Pekala sevgili hocam. Bu gıybetin ne gibi zararları var da değil mi? Yani siz belki kısmen üzerine değindiniz, işaret ettiniz de Cenab-ı Hak bu kadar bunun üzerine böyle çok ağır bir benzetmeyle bize bildiriyor. Toplumdaki güveni, itimadı yok eder gıybet. Bu bir, evet hocam. Bu da insanların birbirlerine karşı düşman olmayı doğurur. Düşman olan topluluklar ise hiçbir zaman dünyada da huzurlu olamaz, ahirette de zaten ceza olacağı için akıbeti felaket olur. Şimdi burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Evet hocam. Bakın, dostlar, kardeşler, din kardeşleri bir araya geliyoruz. Zaman zaman sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Allahu Zülcelal bizim birbirimiz hakkında düşündüklerimizi anlayacağımız şekilde şekillendirip önümüzdeki masaya koysa. Acaba hani dostuz, arkadaşız, biz beraberiz dediğimiz kişiler birbirimizin yüzüne bakabilir miyiz? Allah Allah. Kardeşler, insan kabre gidince orada bir rapor tutuluyor. Tamam mı? Dünyada zaten kiramen katibin bütün hayatının raporunu tutuyor. Bunlarda hata olmaz. Yanlış olmaz. Peki bütün bunlardan sonra insan niye Allah'ın huzuruna gider bir daha hesap verir? Zaten rapor hazır. İlginç hocam, evet. Evet. Şimdi melekler yapılanın raporunu tutarlar. Kalpten geçenin raporunu tutamazlar. Kalbi bilmezler. Allahu Zülcelal kalpten geçeni de bildiği için Cenab-ı Hak onun hesabını sorar. Ceza verir mi? Vermez. İslam'ın özelliği budur. Eski ümmetlerde kalbinden de bir kötülük geçirse, birinin gıybetini yapsa günah yazılıyordu. İslam'da kalpten geçen kötülüklerden dolayı insanlar hakkında günah yazılmaz. Ama muahaze edilir. Yani? Niye? Niye? Ben imkan verseydim bunu yapacaktın. Neden yapacaktın? Diye Cenab-ı Hak sorar.
Tabii bu şekilde sormanın karşısında bile insan bir cevap veremeyeceği için ezilip yok olmayı isteyecek. Allah Allah. Öylesine ağır bir hadise. Evet. Sevgili hocam, pekala gıybetten kurtulmak için ne tavsiye edersiniz? Gıybetten hocam? Kurtulmak için. Dikkat çünkü ediyor çok musunuz? Çok tatlı hocam, yani başladın mı? Dikkat Allah ediyor musunuz? İnsanın evet. İki tane kulağı var açıkta. İki tane gözü var açıkta. Bir tane dili var, gıybet onunla yapılıyor, o kapalı yerde. Allah Allah. Ve üstelik dişleri Cenab-ı Hak vermiş, onun üzerine de iki tane dudak vermiş. Yani dişlerini sıkacaksın, dudaklarını kapatacaksın, bunun çaresi bu. Subhanallah. Sevgili hocam, şöyle bir soru sorayım, sorunun cevabını biraz sonra alacağız. Pekala hocam. Caiz olan gıybet var mıdır? Evet. Varsa hangisidir? Evet. Bir de adam gıybet etmiş ki etmeyen mi var? Pekala eyvah ya Rabbi ben hata etmişim. Bunun ne kadar büyük bir felaket olduğunu öğrendim. Bu büyük günahlardanmış değil mi hocam? Evet. Pekala gıybet yapan bir adam nasıl tövbe eder? Bunun tövbesi nasıldır? Evet. Hocam şimdi bir ara vereceğiz. Evet. İnşallah aradan sonra. Emekli Kur'an kursu öğretmeni, hocası, aynı zamanda yılların vaizi, kıymetli Recep Katırcı hocamla gıybet hastalığı üzerine, yani çağımızın vebası, çağımızın hastalığı ki bu sosyal medyayla da artık bu gıybet dediğimiz şey artık iyice efendim en hızlı şekilde yayılır hale geldi. Televizyonlar üzerinden de neredeyse teşvik edilir hale geldi. Bunu konuşmaya inşallah devam edeceğiz. Küçük bir ara. Kıymetli izleyenlerimiz, Konya FM ve Kon TV ortak yayınıyla İftara Doğru programımıza devam ediyoruz. Bugünkü misafirimiz ta efendim Amasya Sulova'mızdan emekli Kur'an kursu hocası, uzun yılların vaizi kıymetli Recep hocamız. Recep Katırcı hocamla gıybet konusunu konuşuyorduk. Sevgili hocam, Kastamonu'dan Beyhan kardeşimiz yazmışlar. Ta Suudi Arabistan'dan hocam. Allah selam Allah. Gönderenler olmuş. Berlin'den Resul Bayram Bey kardeşim hocam selam etmiş. Aleyküm selam. Ham'dan Osman Karataş hocam selam etmişler. Hocam Ali Berber vardır bizim. Muhteşem bir insandır. Stuttgart'tan selam etmişler. İzliyoruz demişler. Efendim yine umrecilerimizden Ankara'da Ömer Bey kardeşimiz vardı hocam. Selam etmişler. Aleyküm Mehmet selam. Yıldız. Hocam Güneş Doğdu ailesi komple Recep hocama özel selam ediyoruz demişler. Aleyküm selam. Hocam Serdar Kepenek. Ya Almanya'dan sağ selam olsun, ediyorlar. Semazen Özkan Bey kardeşim hocam. Aydın Özmenli Mengen Bolu'dan hocam. Allah Allah. Mustafa Dillioğlu hocam Karlsruhe Almanya'dan. Hocam daha geliyor da şu anda hepsi. Oo Fatih Çağlar hocam tanırsınız değil mi? İyi Çağlar. Benim can kardeşimdir. Almanya'da Orhan Başelma. Oo hocamdan dua istiyorum demiş. Beni unutmasın hocam demiş. Teşekkür hocam, ederim. Sağ olsun. Çay Cuma'dan Nihal kardeşimiz. Hocam da neler neler. Efendim yalnız çok ilginç bir şiir gelmiş hocam. Bizim şair Osman Altıntaş ağabeyimiz var. Kendisi Konyalı, Konya'nın değerlerinden. Dinleyelim. Bak hocam gıybeti yazmış. Şöyle birkaç guble Osman ağabeyimin efendim adına okuyuvereyim. Gıybet denen zehir asrın illeti. Nefsine tutsaktır gıybet edenler. Fitne dolu sözler bozdu milleti. Tescilli korkaktır gıybet edenler. Gıybet iblislerin korkunç silahı, dağları titretir iğrenç günahı. Gıybet müptelası bilmez Allah'ı, İslam'dan uzaktır gıybet edenler. Gıybet kargaları konarlar leşe, ölünün etinden yerler beleşe. Kusar yediğinden kardeş kardeşe, kafadan çatlaktır
gıybet ederler. Allahu Ekber. Gıybet belasından çürür şahsiyet. Gıybet edenlerde kalmaz haysiyet. Cehennem ehline benzer vaziyet. Şeddeli alçaktır gıybet edenler. Aman ya Rab. Çatallı dillerden yanar insanlar. Kinlenir gönüller, çıkar isyanlar. Silahlar konuşur, dökülür kanlar. Şeytanla ortaktır gıybet edenler. Bakın ta nereye varabiliyor gıybet, Allah korusun. Sözü zehir saçar iblis hayranı. Sevabı kaybeder, yakar imanı. Yüklenir günahı Allah düşmanı. Gerçekten salaktır gıybet edenler. Tabii buradaki amaç insanlarımızı aşağılamak değil. Hepimizde yani bu hata zaman zaman oluyor. Rabbimiz cümlemizi inşallah muhafaza buyursun diyorum. Sevgili hocam, caiz olan gıybet hangisi? Evet. Küçük düşürme maksadı olmadan, mesela bir köre kör demek, topala topal demek, gıyabında da olsa. Bu da gıybettir ama caizdir. Allah ayrıca Allah. Diyelim ki hakkınıza birisi tecavüz ediyor. Sizin de o almaya gücünüz yetmiyor. Mahkemeye gidiyorsunuz. Orada bana şu kötülükleri yapıyor diye onun gıyabında hakime durumu anlatmanız sizin hakkınızdır, caizdir. Hocam hakime de hakimin dışında ulu orta sağda solda anlatıyor. O nasıl bir şey? Sağda solda anlatılmayacak. O zaman gıybet olur. Ancak fasık birisi ise, topluma zarar veriyorsa onun yaptığı kötülükler veya dolandırıyorsa toplumu, değil işte mi? İşte dolandırıyorsa o takdirde Müslümanları onun kötülüğünden korumak için bu adam güvenilir değildir, bu adam kötüdür denilebilir. Bu gıybet olmaz. Evet sevgili hocam. Bir şimdi, de hocam. Evet. Hocam bir de hani konu bittiyse cevap ona göre soracağım. Şey diyorum hocam. Hepimizde bu kusur meydana geliyor öyle veya böyle. Rabbimiz cümlemizi affetsin, muhafaza amin eylesin. İnşallah. Peki hala hocam. Ben ne bunun, yapalım? Tabii bu kadar büyük günah olduğunu bilmiyordum da. Hocam ne yapalım, nasıl tövbe edelim? Bunun evet. Tövbesi nasıl? Şimdi burada mesele şu. Burada bir kul hakkı, bir de Allah hakkı var. İki hak var. Subhanallah. Dolayısıyla kul hakkı dururken tevbe ederek ondan kurtulmak mümkün olmaz. Yani? Evvela kul hakkının bertaraf edilmesi lazım. Yani kimin gıybetini yapmışsanız gidip ona durumu arz edip ondan helallik almanız lazım. Ondan hocam, sonra da Allah hakkı için tevbe etmeniz lazım. Ama hocam şöyle bir şey var. Adam şimdi bin kişinin içerisine demiş ki ya bu adam böyle bir adam. Şimdi onu anlatayım. Evet hocam. Şimdi sizin gıybetini ettiğiniz için de pişman olduğunuz, özür dilemek istediğiniz, helallik istemek istediğiniz kişi ölmüşse ya da ulaşamıyorsanız ya da çok olduğu için hangisi olduğunu bile bilmiyorsanız bu durumda ne yapmanız lazım? Evet hocam. Her gün bir Fatiha, 12 İhlas okuyup gıybetini yaptığım bu kişilere bağışlıyorum demeniz lazım. Allah Allah hocam, bu çok önemli. Evet. Yani adam hayattan ayrılmışsa, ölmüşse. Ayrılmış. Veya kim olduğunu, nerede olduğunu bilmiyorsa. Bilmiyorsunuz. Helallik... Ya da söylerseniz fitneye sebep olacak. Daha büyük hadise çıkacaksa. Subhanallah. Öyle bir korku da varsa. O takdirde her gün bir Fatiha, 12 İhlas okursunuz her gün ve gıybetini yaptığınız kişilere bağış yaparsınız. Hocam demin şunu sormak istedim. Adam çok büyük bir kitle içerisinde falanca Müslümanın gıybetini yapmış. Yani onlara onu kötülemiş. O kadar insanın nezdinde o Müslümanın değerini düşürmüş. Yani öldürmüş.
Aynen hocam. Manen öldürmüş sizin ifadenizle. Evet. Yani o adam artık adam yerine sayılmıyor çünkü öyle anlatmış. Pekala, bu işin de sonradan öyle olmadığını anlamış. Şunu demek istiyorum. Sadece gidip adama kardeşim ben falanca yerde senin hakkında böyle konuşmuştum, hakkını bana helal et demesi yeterli mi? Yoksa o bin kişiyi bulup... Bin kişiyi o şekilde bulması mümkün değil. Evet. Onun, ulaşabildiğine mi bunu söylemesi gerekir? Bulamayacağı için de söylediğim yolu takip etmesi lazım ve tevbe etmesi lazım. Tabii bir kişiye anlatmanın günahı ile bin kişiye anlatmanın günahı aynı olmayacaktır. Evet. Onun için hepsini toptan kastederek o niyetle bir Fatiha 12 İhlas okuyup onun için söylüyorum. Ve bunu hocam sürekli yapsın diyorsunuz değil mi? Her gün yapacak. Evet. Her bir defaya gün, mahsus değil. Her gün bir Fatiha 12 İhlas okuyacak ve gıybetini yaptığı hak sahibi olan kişiler kimler varsa onların amel defterlerine bağışlayacak. Ümit edilir ki Allah-u Zülcelal bundan dolayı o vebalden kurtarır. Yani ahirette onun ibadetinin sevabı alınıp da onlara dağıtılmaz inşallah. Subhanallah. Yani ahirette insan diyorsun iflas edebilir. Ettirecek bir günah. Öyle bir günah tabii. Subhanallah. Ahirette iflas ettirecek günah. Öyledir. Evet sevgili hocam. Şimdi nasip olursa tekrar ediyorum önemine binaen. İnşallah hocam sahur programına da KON TV ekranlarında olacak. Hocamla öldükten sonra herkesin çok merak ettiği bir konu. Bunu biliyorum. Hangi merhalelerden geçeceğiz? Hani sırat deriz, mahşer deriz. Efendim bunların aşamaları var. Yani hangisi önce gelecek ve orada ne kadar kalınacak, ne olacak? Adım adım mahşer meydanını, mahşerdeki olacakları hocam bize anlatacak. Tam 7 istasyondan bahsediyorsunuz hocam siz. Hani şimdiden izleyenlerimize duyuruyorum ki hocam, sahurda da bizi efendim kaçırmasınlar. Sevgili hocam, bu gıybetle alakalı böyle çok önemli söylemek istediğiniz olur ya, ben araya zaman zaman girdim. Atladığımız şey var, onu da bize söyleyin. Söylemek istediklerimi tahmin ediyorum söyledim. Evet hocam. Detaylara girmeden anlatmaya çalıştım. Çünkü zaman darlığı nedeniyle. Ama gıybet hakikaten toplumları helak edebilecek büyük bir günah. Dünyayı berbat ettiği gibi ahiret hayatını da berbat eden, perişan eden büyük bir günah. Onun için izleyicilerimizin söylediğim gibi dişlerini sıkacaklar, dudaklarını kapatacaklar. Ne olursa olsun dillerine sahip olacaklar. Dillerini hareket ettirmeyecekler. Başka korunma yolu yok. Hocam ekseru hataya bin Adem min lisani. Evet. Adem oğlunun hatalarının ekserisi, çoğunluğu lisanındandır. Kişinin dilindendir. İşte yalan söyler. Efendim kötü söz söyler, kalp kırar ve bununla gıybet eder. Onun için Peygamberimizin o uyarısını biliyoruz. Yani hatta bir defasında bir sahabe efendimiz geliyor değil mi hocam? Ey Allah'ın Resulü bana diyor öyle bir şey söyle ki onu yaptığım zaman cennete gireyim. Efendimiz de dilini çıkarmış hocam, tutmuş. Demiş sahip olma. Buna demiş sahip ol. Sevgili hocam. Evet. Sevgili hocam çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Aslında bugün ben sizinle kıyamet alametlerini konuşayım istiyor idim malumunuz. Ama içeride hangisi çok daha elzem? Yani toplumumuzun ihtiyacına ihtiyacı olan daha çok hangisi diye düşünürken dün de bir yerde bu konuyu anlatmıştınız. Biz de kulağımıza geldi. Ha dedik. Öyleyse gıybet konusunu enine boyuna anlatalım. Hocam kıyamet alametleriyle alakalı. Hani ben oradan da bir parça insanımız duysun istiyorum.
siz bize Kabe'de Rukun-u Yemani ile Hacerül Esved arasında hocam bir Dabbetül Arz orada çıkacak demiştiniz değil mi? Dabbetül Arz'ın çıkış yeri konusunda 3 tane yer kitaplarda gösterilmiş. Evet hocam. Ben orada Kabe'nin yanında olduğumuz için onu söyledim sadece. Hocam yine o söyleyin, çok ilginç çünkü orası. O Rükn-i Yemani ile Hacerül Esved arasındaki o bölümde yerden bir canlı çıkacak. Yerden çıkacak hayvan, dabbe. Dabbe hareket eden, debelenen böyle bir varlık. Biz debelenen diyoruz da onun süratine hiç kimse yetişemeyecek. Ve öyle bir canlı ki bu konuşacak. Konuşabilen canlı. Ve öyle konuşacak ki senin kalbini okuyacak. Senin kalbinde iman yok diyecek ve onu mühürleyecek. Hatta alnına bir kef. Veya işte evet, o mühürü vuracak. Veya senin kalbinde iman var, sen müminsin diyecek. Ona da bir nokta koyacak, nurani bir nokta. Bütün yüzünü kaplayacak ve alnındaki o yazıyı da, kafir yazısını herkes okuyacak. Subhanallah. Ve Dabbetül Arz'ın çıkışından sonra hayat devam ederken, daha hemen kıyamet kopmayacak. Hayat devam ederken insanlar birbirlerine hitap ederken, ey kafir işte şunu şöyle yap, ey mümin şunu ver gibi ifadelerle birbirlerine hitap edecekler. Subhanallah. Çünkü herkes görecek, herkes okuyacak. Tabii bu kıyametin alametlerinden bir tanesi. Hocam siz Mehdi aleyhisselam da oradan çıkacak. Mehdi aleyhisselam orada biat alacak demiştiniz değil mi? Biat alacak. Evet, Mehdi hocam. Aleyhisselam Mekke'den çıkacak. Fakat orada... Yani İstanbul'da falan çıkmayacak değil mi? Hayır hocam? Efendim. İstanbul'da İstanbul'u fethetmeye gelecek. Çünkü birileri işte Mehdi olduğunu iddia ediyor malum. Hayır, onun için hayır, diyorum. Hayır, hayır. İstanbul'dan hayır. Çıkmış. Evet, evet, o tür Mehdi'ler çok geldi geçti gördük. Neticesi olmadı onların. Öyle değil. Bir defa Mehdi çıkmadan 22 tane alamet çıkacak. Daha henüz o alametler yok ortada. Hocam onlara da hangileri diye girelim diyecektim ama bir dakika kadar vaktimiz kaldı. Ezanın okunmasına az bir zamanımız kaldı. Evet. Evet, onu başka bir program inşallah nasip olursa. Hocam acaba sahurda vaktimiz olur mu diyeceğim ama sahurda biraz olmaz. Olmaz çünkü o şey bayağı uzun. Evet. Efendim mahşerdeki insanların geçireceği o evreler. Bugün olmaz o iş. Evet. Sevgili hocam ben ta Amasya'mızdan, Sulova'mızdan buraya kadar teşrif ettiniz. Sizi yorduk biliyorum ama bizi kırmadınız. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben hem televizyonumuz adına hocam, hem de burada çalışan ekibimiz adına teşekkür ediyoruz. Hocam şükranımızın ifadesi olarak da televizyonumuz böyle size çok hoş bir tablo çok, hazırlamışlar çok hocam. Onu ben çok teşekkür ederim. Hatta buradan göstereyim, size sonra takdim edeceğiz hocam. Kervansaray tablo var hocam. Ramazan boyu tüm gelen misafirlerimize böyle ederim. Çok hoş. Ramazanımızın ve iftar programımızın hatırasına böyle bir hediye takdim ediyorlar. Efendim evet. Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah diyorum ya. Sahur programını hiç kaçırmayın çünkü çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hayırlı iftarlarınız olsun diyorum. Esselamu aleyküm.